İsrail, kul anlamındaki İsra ile Allah anlamına gelen ilk kelimelerinden meydana gelip Abdullah yani Allah'ın kulu demektir. Her nebi gibi seçilmişliği, duruluğu ve kulluğu ile bilinen Hazreti Yakub'un diğer adıdır. Ona bu adı bizzat Cenab-ı Hak vermiştir. Hazreti Yakub'un adı Kur'an'da birçok yerde geçtiği gibi tek başına İsrail olarak da geçer. İsrailoğulları hakkında daha detaylı bilgiye geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. İsrail kelimesi İsrail, İsral, İsrail ve İsraim, İsrael, İsrail gibi farklı şekillerde okunur. Hazreti Yakub'un oğullarına Beni İsrail yani İsrailoğulları denir ki Kur'an-ı Kerim'de esbat olarak da geçer. Esbat demekle hem Hazreti Yakub'un 12 oğlu hem de bunlardan gelen soyu kastedilmiş olur. Kur'an'da Yahudilerden isim olarak Beni İsrail, Hud ve Yehud olarak bahsedildiği gibi fiil olarak Hadu kelimeleri kullanılır. Fakat İslami kaynaklarda Beni İsrail ile sırf Yakub'un soyundan gelen Yahudiler ifade edilirken Yehud ile hem bunlar hem de başka ırklardan olup bu dine geçenler ifade edilir. Tarihi açıdan Beni İsrail tarihte kurulmuş İsrail krallığını, Yakub'un çocukları ve onların soyundan gelenleri, Hazreti Musa ve Hazreti İsa'nın peygamber olarak gönderildiği kavmi, Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam zamanında yaşayan Yahudileri içine almaktadır. İsrailoğullarının önceki adları Seyyar veya karşı taraf ahalisi manalarına gelen İbranilerdir. Günümüzde İsrail, Hazreti Yakub'un soyundan veya bu dine giren diğer ırklardan Yahudilerin uzun süre örgütlenmeleri sonucunda 1948 yılında kurulmasıyla ortaya çıkmıştır. Resmi adı İbranice İsrail olup resmi dili İbranice ve Arapçadır. Harita üzerindeki sınırları açısından 1967 savaşından sonra işgal edilen topraklar resmi olarak İsrail devletinin bir parçası sayılmaz. Önceki sınırlarının yüz ölçümü 20.700 km² iken bu savaştan sonra fiilen üzerinde bulunduğu topraklar 27.817 km² bulur. İsrail kendi sınırlarını kontrol ettiği gibi fiilen Filistin sınırlarını da kontrol etmekte. İsrail vatandaşı hem İsrail'i hem de Filistin'i izinsiz olarak dolaşabilmesine rağmen Filistinliler sadece kendilerine çizilen alan içinde dolaşabilir fakat İsrail'in izni olmadan bu tarafa geçemez. İsrail içinde çok fazla Filistinli yaşamakta olup özellikle Remle gibi yerlerde büyük çoğunluğu teşkil ederler. 1948 yılında dünya genelinde 11,5 milyon kadar nüfusuyla dünya nüfusunun %6'sını teşkil eden Yahudiler İsrail devleti içinde 650 bin kadardı. 2003 yılı itibariyle dünyadaki sayıları 13 milyon 296 bin yüze, İsrail'de ise nüfus 5 milyon 143 bine kadar yükseldi. İsrail'in nüfusu içindeki Filistinli vatandaşlarla beraber 7 milyona ulaşmış durumdadır.